Gölün yazı koruma altına alınmış. Milattan önce 2. yüzyılda Helenistik döneminde komutan İkizeos'a ait Kapalı Kaya Anıt Mezarı'nın yerden yüksekliği 65 metredir. Osmancık yolu Kırtdil'in mevkii, derin vadilerin oluşturduğu engebeli bir arazidir. Osmancık'ta bulunan Koyun Baba, efsaneleşmiş bir evliyadır. Adını taşıyan köprüsü, 2. Beyazıt zamanında yaptırılmış. Kargı, Osmancık, Dudurga, Kızılırmak Çeltik Havzası'nda kaliteli pirinç yetiştirilmekte. Dudurga, Alpagut, İskilit ve Bayat'ta lignit kömür madeni işletmeleri bulunmakta. Belgeselimizin bu bölümünde Hitit İmparatorluğu tarihçesine biraz değinmek istiyoruz. Tarih boyunca 37 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun her şehrinde eşsiz doğa güzellikleri ile zengin bir tarih hazinesi bulunuyor. Anadolu'nun tarihi merkezlerinden biri olan Çorum'da ilkel çağlara kadar dayandığı bilinen kalıntılar bulunmaya devam ediyor. Boğazkale Alacahüyük'te ilk kazı çalışmaları 1906 yılında başlamış. 1914'te 1. Dünya Savaşı çıkınca durdurulmuş. Maalesef Almanların buldukları binlerce tablet ve tarihi eseri Almanya'ya götürdükleri belirtilmekte. Atatürk'ün emri ile 1935 yılında başlayan Alacahüyük'teki kazı çalışmaları Türk arkeologlar tarafından devam etmekte. İşte bu tünelden dünyanın belki de tek doğal kalesine geçilmekte. Savaş zamanı kadın, çocuk ve yaşlıların tünelden en tepedeki küçük kente sevk edildiği tahmin edilmekte. Hemen altta kervan kalıntılarından buranın eski ticaret merkezi olduğu anlaşılıyor. Anadolu'nun ilk yerli halkı Hattilerdir. Çorum ve çevresi en eski ticaret merkezlerinden biri olabilir. Asurlu tüccarlarla başlayan basit alışveriş yöntemi giderek öylesine gelişmiş ki günümüz serbest ticaret bölgesini anımsatan sistem kurulmuş Anadolu'da. Bulunan eserler yörenin kültür ve tarih zenginliğini gözler önüne sermekte. Zamanın teknolojik devrimi yapılmış. Demir, bakır, tunç, altın ve kurşun maddeleri çıkartılıp işlenmiş. Demirin işlenmesi ve özellikle savaş malzemesi olarak kullanılması ve tabii ki en önemlisi teknolojik icat tekerlek olmuş. Dünyanın en önemli açık hava müzelerinden birisi. Her köşesinde insanı şaşırtan, ilgisini çeken bir eserle karşılaşmanız mümkün. İşte insanlık tarihindeki ilk su toplama baraj göleti. İçme suyu ve tarımda sulama olarak kullanılmış. Taştan yapılan setlerle arıtma sistemi düşünülmüş. Temiz ve pis su için ayrı ayrı kanallar yapılarak tarihteki ilk yeraltı kanalizasyon sistemi kurulmuş. ...1986 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış, Anadolu Kültür Mirası'nın en önemli yeri olarak belirtilmiş. Hayatın her safhasında iz bırakmış bir kültürün sahipleridirler. İlk yazılı hukuk devleti düzeni. Tarihte bilinen ilk uluslararası yazılı anlaşma. Tek eşli evlilik ile aile yapısının ve saygınlığının ortaya çıktığı,
akraba evliliğinin ve zinanın yasaklandığı, yapanların cezalandırıldığı, temizliğe çok büyük önem verildiği, toplu yıkanma yerleri ve yunakların inşa edildiği, cinsel ilişkiden sonra yıkanma geleneği, kumaş, keten, tül elbiselerin giyildiği, erkekler için koşu sporu yarışmaların düzenlendiği, borç alacak hukuku, yabancı tüccarlara ilk ticari ambargo, bu kanunlar ile tarihin ilk çağdaş medeniyet düzeni kurulmuş. Günümüzde de hala devam eden gelenek ve görenekler yaşamakta. Kız isteme, nişan, evlenme, düğün ve hediyeleşme, temel atma ve açılışlarda kurban kesme töreni, günümüzdeki yufka ekmeği. Hititlerde inanç özgürlüğü vardı. Çok tanrılı dini inanç tapınaklarda papazlar tarafından düzenlenir, dinsel törenler ilahiler eşliğinde yapılırdı. İmparatorluğun son yıllarına doğru tercih edilen tek tanrılı dinin Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği tevhid inancı olduğu tahmin edilmekte. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin yanında arıcılık ve balın önemli yeri vardı. Almanlar ve Japonlar kendi ataları olduklarını iddia etseler de M.Ö. 2200 yıllarında tarihe Hititler olarak adını yazdıran, nereden geldikleri kesin bilinmeyen insan toplulukları, gruplar halinde Anadolu topraklarına gelmişler, ilk yıllarda paralı asker olarak çalışmışlar, sonraki yıllarda politik egemenliği Hattilerden alıp imparatorluklarını kurmuşlar. 1834 yılında Fransız Fersiye tarafından yazılı kaya keşfedilmiş ve ilk arkeolojik çalışmalar yapılmış. Maalesef birçok tarihi eser Fransa'ya götürülmüş. Açık hava tapınağındaki taşların üzerindeki resim ve yazıları görüp de etkilenmemek elde değil. Birçok tarihi eser Ankara Anadolu Medeniyetleri, Çorum ve Alacahöyük müzelerinde sergilenmekte. Çorum il merkezine 53 kilometre uzaklıktaki Ortaköy, Şapinova'da 1990 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları ile çivi yazı